Dostlar merhaba, tekrardan kanala hoş geldiniz. Biraz önce Mi Hicaz'ın solosunu göstermiştik. Yani Mi Hicaz'ın aldığı sesleri. Şimdi de akorlarını göstereceğim. Mi Hicaz'ın aldığı temel akorlar var. Bu transpozede değişir tabii. Mi üzerinden konuşuyoruz. Mi, fa, sol diyez, la, si, do, re, mi. Mi, fa, sol diyez, la, si, do, re, mi. Bunun aldığı temel akorlar mi majörle başlar arkadaşlar. Yani birinci akorumuz mi majör. İkinci akorumuz fa majör. Bare basanlar için bu, basamayanlar için fa majör. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Birinci parmak burada, ikinci parmak burada, üçüncü parmak burada. Yani merdiven şeklinde. Ne dedik? Birinci akorumuz mi majör, ikinci akorumuz fa majör, üçüncü akorumuz re minör, dördüncü akorumuz la minör. Bitti, başa dönüyor, tekrar mi majöre geliyor. Yani karara geliyor. Toplamda dört tane akorumuz var. İki tane majör, iki tane minörümüz var. Çok kafanızı karıştırmaya gerek yok. Burada pratik yapmanız lazım. Mi majör iki ölçü, fa majör iki ölçü, re minör 2 ölçü, la minör 2 ölçü, tekrar mi majör. Temel aralıkları bu. Şarkılar değişir. La minörden başlayıp fa majör, re minör, mi majöre gelen şarkılar var. Re minörden başlayıp fa majör, mi majör, la minör, tekrar mi majöre gelen şarkılar var. Ya şarkıya göre değişir ama akor mesela kalkıp sol majör basamazsınız Hicaz'da. Çünkü gamın içinde sol notası yok. Sol diyez var. Mi majörün içinde de sol diyez notası var. Yani mi minörün içinde mi, sol, si seslerinden oluşuyor. Mi minörde sol var. Mi majörde de sol diyez var. Örnek bir şarkı verelim. Solo'da olduğu gibi. Mesela doymadım, doyamadım, sevmelere seni ben. Kimseyi koyamadım yerine yeniden. Saymadım, sayamadım, sensiz geçen yıllar. Ne inkar ne itiraf, bu yalnızca sitem. Genel aralıklar böyle gidiyor. Ya da işte acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi geçip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme. Gibi şarkılarda, milyonlarca şarkılarda var Hicaz. O yüzden burayı çalıştıktan sonra akorları da bu şekilde çalışabilirsiniz. Dersleri çok uzatmak istemiyorum. Çünkü bunlar çok çalışmanız gereken. Yani videoyu anlamadıysanız bir daha başa alın. Mutlaka çalışın, pratik yapın. Mi majörü basmaya çalışın yani. Mi majörü bu videoda anlamadıysanız başka videolarda akorları göstermişim. O videolara da bakabilirsiniz. Ya da Google'a E akoru nasıl diye yazarsanız size böyle bir akor çıkacaktır. F akoru bu. D, M bu, A, M bu, tekrar E bitiyor. Yani son olarak mi majör, fa majör, re minör, la minör, mi majör. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.